التكليم يوم الجمعة يدخل الشفاء ويخرج الداء والوضوء قبل الطعام وبعده يجلب اليسر وينفي الفقر. تكليم Cuma namazını kıldıktan sonra tırnakları kesmek. Daha iyisi perşembeden kesmek. O da ikindiden sonra. Yudukli şifa. İnsanlara şifa verir. Bunu hiç bilmeyle. Bir tırnak kesmekten ne olacak? Bunun şifası nerededir insana? Aklına zarar vermez. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözü aynen işte böyle. Yudukli şifa. Onun ona şifa sebeplerini halk eder ona. Şifalar gelir hiç ummadığı yerden. Ve yuhriyudda hastalıklar da ondan gider. Niçin? Cuma'ya olan bir hürmeti var şimdi bunun. Cuma'ya hazırlanıyor. Yarın Cuma'dır diyor. Müslümanların yanına temiz çıkayım diyor. Temizleniyor, guslediyor, yıkanıyor, tırnaklarını kesiyor. Böyle güzel bir kılıkla hazırlanırken bu hazırlanma dolayısıyla nasıl ki o berber efendi sarhoş ettiği vakti evliyanın ismi anıldığı vakti her şeyi bırakıyor. Bu da yarınki Cuma'dır, Allah'a çıkacağım diyerek huzur-u ilahi gideceğim bugün. Bütün Müslümanların arasına çıkacağım. Temiz kılıkla çıkayım diyerekten dırnağını kesiyor, saçını kesiyor, tıraş alıyor, hamamını yapıyor filan. Bu hallerden dolayı Allah-u Teala onun dertlerini giderir ve ona umulmadık yerlerden şifalar ihsan eder. Aklımız ermez ama. Ermez ama inanç buna. Bu ilaç şeysi mahsulü. İnandın mı bunların şeysini, mükafatını görürsün. Sonra bunlar ileride gelecek dersimizde. Cuma çok büyük bir ibadettir. Bu cuma günü yıkanır, guslü alır, temiz esbabını giyer, çamaşırını giyer, cuma namazına gidersin. Cuma namazını kılarsın. Bir hafta daha geçecek ki gelecek cumaya kadar. O geçecek günler içerisindeki olan hatanı bu cumayı temizleyin, siler alır. Sünger gibi. Siler alır. Meştül vel kebair. Günah kebair işlemediği müddetçe ufak günahlar bu Cenab-ı Hakk'ın fazlıyla namazlar arasında olduğu gibi Cuma'dan Cuma'ya, Ramazan'dan Ramazan'a, Haç'tan Haç'a bu günahları da Cenab-ı Hak affediyor. Bunun fazlı keremi yapılan hürmet ve saygıya mükafatan. Sen hazırlanıyorsun buna. Bundan dolayı bu mükafatı Allah canı var veriyor. Vel vudu kablet tuam. Bak vudu deyince abdest değil. Yemekten evvel el yıkama. Eli yıkıyor, ağzını da çalkalayıveriyor diyeceğim. Bu, yemekten evvel buna riayet eden insanlara ve bir de yemekten sonra, yemeği yedikten sonra yine ellerini, ağzını yıkıyor. Bu yıkayış, yecli bir yusra. Birçok kolaylıkları gelmeden. Rızkı genişlettirir. Rızkın genişlemesine sahip olur. Evin içerisinde huzur olur. Rahatlık olur. Ne kadar kolaylıklar varsa hepsi gelir. Neden? Yemekten evvel el yıkadın, yemekten sonra da el yıkadın. Şu iki tane. Nedir bunlar? Sünnet peygamberi yedir. Sünnet peygamberi olan saygından dolayı Cenab-ı Hakk'ın sana iltifatı, senin işlerini kolaylandırıyor. Zor işlerin kolaylaşıyor. Senin elinde değil o. Allah-u Teala o kolaylığı veriyor sana. Daha ve yenfil fakr. Bir de fakirlik var ya, o fakirliği de giderir bu. Bu sünnet-i seniyye, herhangi sünnet olursa olsun hep böyledir ama bu husus, bu yemekten evvelki ve yemekten sonraki el yıkayışlar kolaylıkları getirir ve fakirlikleri de götürür. Fakirlikten de kurtarır. Bunların büyük büyük faziletleri vardır. Cenab-ı Hak hepimizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine masal etsin. Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine ve dinimizin bütün ahkamlarına elden geldiği kadar son derece hürmetkar ve riayetkar olarak yaşama şerefini, devletini bütün ümmeti Muhammed'e bizler de nasip bir müyesser eylesin. El-Fatiha.